Şimdi burada eğer şekeri fazla kaçırıyorsanız ki Ramazan'da bu oldu. İnzulin direnciniz gelişiyor. Ne yapacaksınız? Yasemin çayı. Bildiğimiz Yasemin. Doğal Yasemin çiçeği. Kızım var mı masamızda? Lütfen onu buraya getirin. Kameraman da göstersin. Böyle hafif sarımtırak beyaz çiçeklidir. Yasemin. Bakın bundan 5-6 gram Yasemin'i alacaksınız ve bir bardak suda hiçbir zaman üzerine kaynar su dökmüyorsunuz. Önce kaynar su sonra Yasemin'i içine atıyorsunuz. 6-7-8 dakika beklesin veya 6-7 dakika kısık ateşte siz kaynatın kaynıyor kaynamıyor gibi ondan sonra ılımaya bırakın ve bunu için göreceksiniz o kan şekeriniz hafif diyabette başlamışsa hekim ya dikkat et Hüseyin bak 108-110 kan şekerin e, yükseliyor işte Yasemin bu mucizevi bir kürdür ama bu demek değildir ki ...Saracoğlu Hoca işte benim Yasemin'i önerdi benim şekerimi kontrol etmeme gerek yok yanlış. Lüp götüreyim baklavaları. Yok, şeyleri, öyle şey. yok öyle şey. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Dolayısıyla bunu gün içerisinde iki defa yani Ramazan'dan çıktıktan sonra misafirliklere gidiyorsunuz. Lütfen misafirlerinize yasemin çayı ikram ediniz. Göreceksiniz. Ha bu da demek değildir ki ya Yasemin'i ben şimdi çayını içeceğim, bol bol tatlı tüketirim. Olmaz. Ya her şeyde bir ölçü var. Yani. Hocam emin olun o zaten tüketiliyor. Daha bol bol daha da bol bol tüketilmez yani Yasemin şey.